Efendim TV 100 Ankara temsilcimiz Deniz Gürel. İYİ Parti'den milletvekili seçilen Adnan Beker'in çok çarpıcı bir değerlendirmesi var. Onu aktardı seyirciye. Deniz Gürel zaten böyle kulis bilgileri, flash cümleleri aktaran yegane isim Ankara'yı temsilen çok güzel yayınlara imza atıyor. Selam olsun. Beker Deniz Gürel'e HDP ve Kandil ilişkisini açıklayamadık dedi. İkinci turda da seçmenin aynı refleksi göstereceğini söyledi. Çok çarpıcı bir değerlendirmesi oldu. İyi Partiden önemli bir isimle karşılaştım. Ee, İyi Partide e, Milletvekili seçilen birinci sırada e, Adnan Bekerle. ...karşılaştık. Sahada bunu anlatmakta... ...zorluk çektiklerini... Hı hı. E, ...ifade ediyor. O değerlendirme... ...parti içerisinde konuşulanların aynası oldu. İyi Partili Adnan Bekker ...seçmene Kandil ve HDP... ...ilişkisini anlatamadıklarını söyledi. Adnan Bekker, İyi Partili... Ee, ...bizim milliyetçi muhafazakar... ...seçmenimizin ağırlığı genel seçmen... ...grubunda değişmedi Türkiye'de. Yüzde ee, 65'e... ...35'lik bir denge var. Burada milliyetçi muhafazakar seçmen... HDP'nin Kandil ile ilişkisini değerlendirdi ve bir tercihte bulundu. Bizim vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit. Çarpıcı bilgiyi TV100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, Pınar Işık Ardor'un sunduğu akşam raporu programında aktardı. Gürel, İyi Parti'den milletvekili seçilen Adnan Beker'in ikinci turda da Millet İttifakı'nın kaybedeceği yönünde açıklama yaptığını söyledi. Bizim de açıkçası seçmenle diyaloğumuzda en büyük zorluk yaşadığımız konu bu oldu. İkinci turda da vatandaşın aynı hassasiyeti tercihinin merkezine koyacağı kanaatindeyim. ...benzer bir tepki gösterir. Ee, yani İyi Parti Milletvekili bir, evet, seçilen... ...Adnan Peker'in değerlendirmesi. Beker. Deniz Gürel ikinci tura giderken... ...Sinan Uğur'un kilit isim olacağını belirtti. Bir, i̇kinci turun... E, ...kilit... E, ...seçmen grubu Türkiye'de... ...biraz aslında milliyetçi muhafazakar... E, ...seçmen grubunun yönelimi olacak. Yani hem İyi Parti... ...hep konuşuluyor ya İyi Parti'nin tabana... ...ne kadar Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek... ...ya da... Ee, yine benzer hassasiyetleri olan e, en azından bir kısmının benzer hassasiyetleri olan Sayın Sinan Oğan'ın seçmen grubunun ne kadarı e, Sayın Kılıçdaroğlu'na ne kadarı Sayın Erdoğan'a yönelecek soruları aslında Türkiye'deki seçmen profilinin e, nasıl olduğuyla doğru orantılı. Yani şöyle bir kabaca baka, bakacak olursak Türkiye'de aslında seçmen profilinin çok değişmediğini görüyoruz. Yüksek Seçim Kurulu Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme süresini itirazlar üstüne uzattı. Daha önce iki güne düşürülen süre yeniden beş güne çıkarıldı. Türk siyasi hayatında ilk defa uygulanan bir süreç. Seçmen 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidiyor. Adaylardan hiçbiri %50 artı bir oy oranına ulaşamadı. Cumhurbaşkanlığı için gözler iki hafta sonraya çevrildi. Yüksek Seçim Kurulu bazı ülkelerde oy kullanma süresini iki günle sınırladı. Siyasi partiler temsilcilerinin de talepleri göz önüne alarak ufak tefek değişiklikler düzeltmeler yapılmıştır. Ancak partilerin itirazları birbirini izledi. Bunun üzerine kurul yeniden toplandı. 5 ülke için süre 5 güne çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'da oy verme saatleri ve günlerine ilişkin 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy verme günleri belirlenmiştir. Türk vatandaşları yurt dışı temsilciliklerde kurulacak sandıklara 5 gün boyunca oy atabilecek. Gümrük kapılarında ise oy verme işlemi 28 Mayıs pazar sona erecek. At